sayılar, zımpara kağıda sayılardan önce çocuğa birden ona kadar ritmik olarak saymayı öğretiyorum. Daha sonra sayının sembolünü öğrenmesi için zımpara kağıdı sayıları kullanacağım. Maria Montessori de aynı şekilde zımpara kağıdı sayılarla çocukları çalıştırmış. Bu kartla çalışırken çocuk işaret ve orta parmağıyla sembolü çizer. Sembolü çizerken eğer eli sembolün dışına çıkarsa o zaman zımpara kağıdının dokusunun parmakların ucunda yarattığı hisle diğer kısmın yarattığı his birbirinden farklı olacağı için çocuklar hata kontrolü kısmen de olsa üstünde bulunan bu araçla çalışırken tam anlamıyla sembole dokunmuş olurlar. Bu şekilde kalem tutacağı elinin ve parmaklarının kas hafızasına o sembolün şekli yollanır. Çocukların sadece tahtadan ya da herhangi bir kağıttan görüp yazmak yerine sembolü bu şekilde çalıştıklarında daha verimli biçimde öğrendikleri deneylerle ispatlanmıştır. 1, 2 ve 3'ü alıyorum. Seninle bugün zımpara kağıt sayılarla çalışacağız diyorum. Alanımızı hazırlıyoruz. Raftan 3 kartımızı getirdik. Çocuğumu sağ tarafıma oturttum. 1'i alıyorum. Tam çocuğun önüne getiriyorum. Ve elimle tarıyorum. 1 1 1 Sonra çocuğumun elini alıyorum. İlk kez yaptığım bir çalışmaysa işaret ve orta parmağını yan yana getiriyorum. Diğer parmakların arkada toplamasını sağlıyorum. Onun elini tutarak ben yardımcı oluyorum. 1 1 1 Bu 1 2 2 2 Onun elini tutuyorum. Onunla beraber tarıyoruz. 2 2 2 Bu 2 3 3 3 Onun elini tutuyorum. Onunla beraber tarıyoruz. 3 3 3 Bu 3 Sonra onun önüne 3 kartı da yerleştiriyorum sırasıyla. 1 2 3 Bana 1'i göster. Bana 2'yi göster. Bana 3'ü göster. Bana 2'yi göster. Bana 3'ü göster. Bana 1'i göster. Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Tek tek üçünü birden soruyorum. Doğru cevap aldığında her aşamada çalışmamı tamamlıyorum. Daha sonra zımpara kağıdı sayıların bulunduğu yere kartlarımızı götürüyoruz. Bir sonraki gün yine çocuğumun ilgisine ve hızına bağlı olarak 3, 4 ve 5 kartlarını alıyorum. Tutuyorum. 3 Beraber yapıyoruz. 3
Çocuğumun elini tutuyorum. 4. 4. 4. Bu 4. Beş. Çocuğumun elini alıyorum. 5. 5. 5. Bu 5. Bana dördü göster. Bana beşi göster. Bana beşi göster. Bana üçü göster. Bana dördü göster. Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Çocuğum sorularıma doğru cevap verdiğinde çalışmayı tamamlıyorum. Zımpara kağıdı sayılar üzerinde çalıştıktan sonra kadife kağıttan hazırlanmış biraz daha küçük olan bu kartları da kullanabilirsiniz. Bunların üstünden değişik oyunlar oynayabilirsiniz. Sayıları öğretmek için 3 aşamalı dersin dışında Montessori'nin anlattığı ya da sembolleri öğretmek için sizin tasarlayacağınız farklı oyunlar yapmanız mümkün. 1'den 10'a kadar bütün sayıları çocuklarımla beraber işlediğimde 2 set kart hazırlıyorum. Önce 1'den 5'e kadar alalım.
Dağınık olarak hepsini birden yerleştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra çocuğuma benim için bu kartları eşleştirir misin diye sorabilirim. Ve bütün çalışmayı ona bırakabilirim. Ya da ilk sunumu ben yaparım. 1 1 7 7 5 5 Hepsini tek tek eşleştirdim. Bu eşleştirmeleri çocuk en doğru biçimde yaptığını gördüğünde ve ben sayıları gösterdiğimde, sembollerin adını hatırlayabildiğinde bir ikinci aşamaya geçelim. Bu sefer beyaz üzerine siyah yazılmış olan kartları alıyorum ve yeşil üzerine kırmızı yazılmış olanları alıyorum. Yeşil üzerine kırmızı yazılmış olanları rastgele dağıtıyorum. Bunu birden fazla çocukla da oynayabilirsiniz. Her birine üçer üçer kartları verirsiniz. Herkes kendisininkine eşler. O kartları alır ve kendisine gelen sayıları söyler. Böyle olduğunda siz rastgele dağıttığınız için çocuk mesela 5'i, 1'i ve 6'yı aldığını düşünelim. Bu kartlar elinde şimdi bana o sayıların kartlarını göster ve hangi sayı olduğunu söyle diyebilirsiniz. 5 der. Şimdi elindeki kart kadar elini çırp diyebilirsiniz. Sonra kartı gösterir size. Şimdi elindeki kart kadar gözlerini kırpıştır diyebilirsiniz. Bu tür oyunlar çocuklar için de çok eğlenceli olur. Böylece sembolleri tekrar tekrar görerek ve üstünde çalışarak öğrenmiş olurlar. Sembolleri birden ona kadar karıştırmadan öğrendiğini gördüğümde sembollerle kırmızı mavi çubukları bir seferde birden ona kadar dizebilirim.